11 yılında Rusya'dan, Göktürk 2 uydumuzu ise Çin'den fırlatmıştık. Şimdi Göktürk 1 uydumuzu uzaya göndererek uzay çalışmalarında yeni bir adım daha atmış oluyoruz. Bugün uzaya fırlattığımız Göktürk 1, daha önce gönderilen Göktürk 2'den daha gelişmiş bir uydudur. Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüksek teknolojik kabiliyetleriyle hizmet verecek bu uydumuz, diğer alanlarda da ülkemize önemli faydalar sağlayacaktır. Az önce değerli arkadaşımızın ifade ettiklerini ben de kısmen tekrarında fayda görüyorum. Yarım metreye kadar hassas görüntüleme kabiliyetiyle bu uydudan orman alanlarının kontrolünden deniz kirliliğine, doğal afetlerdeki hasar tespitlerinden rekolte tahminlerine kadar geniş bir yelpazede istifade edilecektir. Bu uydunun kabiliyetleri Türkiye'nin uzay çalışmalarında ulaşmak istediği hedef konusundaki kararlılığının bir ifadesidir. Şimdi hedefimiz Göktürk 1'den daha gelişmiş uydular tasarlamak, üretmek ve uzaya göndermektir. Evet, savunma sanayimizin yüksek teknoloji gerektiren diğer tüm ihtiyaçları gibi uydularımızı da artık kendimizin geliştirmesi ve üretmesi şarttır. Bu konuda yürütülen çalışmaları biliyorum. Takdir ediyorum. Ama daha fazlasını yapmamız gerektiğini de özellikle belirtiyorum. İlgili kurumlarımızın artık tüm çalışmalarını hazır alım yerine kendi tasarım ve üretimimizi esas alan bir anlayışla yürütmeleri gerekiyor.